kurtulması için bütün mücadelemizle sonuna kadar devam edeceğiz. Hukukun iş cinayetlerine bu şekilde yaklaşımıyla iş cinayetlerinin ülkemizde devam edeceği bellidir. Ancak tüm sorumlular yargılandığı zaman ve gerekli cezalar verildiği zaman ve gerekli önlemler alındığı zaman bu işin azalacağı olan inancındayız. Bu yüzden de her duruşmada olduğu gibi ve her nöbetimizde olduğu gibi tüm sorunların eksiksiz yargılanmasını talep ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bütün destek verenlere, gelenlere teşekkür ediyoruz. Ben de yanınızda olan herkese teşekkür etmek istiyorum ilk önce. Bir anne olarak burada konuşmak benim için çok zor. Hislerimi hangi kelimelerle bir araya getirip anlatacağımı bilemiyorum ama kalbim her şeyi anlatıyor. Umarım ki anlıyorsunuzdur bizi. Yani sadece istediğim adalet yerini bulsun. Oğlumun kanı yerde kalmasın istiyorum. Teşekkür ederim. İş kazası değil, cinayet. İş kazası değil, cinayet. İş kazası değil, cinayet. Sorumlular belli, adalet istiyoruz. Sorumlular belli, adalet istiyoruz. Sorumlular belli, adalet istiyoruz. Vereni unutma, unutturma. Vereni unutma, unutturma. Vereni unutma, unutturma. Şimdi burada yakınlarını kaybeden başka aileler de var. Ben onlardan söz almak isteyen varsa vereceğim. Bizler bugün buradaydık çünkü bizler de yakınımızı iş cinayetinde kaybetmiştik. Destek olmak için bugün buradaydık. Ve mahkemede yine gördük ki iddialar yarışıyor gerçekten. 17 yaşındaki bir çocuk işçi hiçbir denetim tedbir almadan gönderiliyor. Maalesef yüksek gerilim hattının geçtiği bir yerde özel bir hastane yapılıyor. Buna nasıl ruhsat veriliyor? Birincisi. İkincisi, orada bir belli bir mesafeden itibaren bir yapı yapılmalıdır. Fakat bu da ihlal ediliyor. İşte 2,5 metreyi mesela ihmal etmişler. Aynı şekilde bu özel hastane buraya gelen, bu tabelayı kontrole gelen şirketle hiçbir şekilde anlaşma da bir iş güvenliği, işçi güvenliğine dair hiçbir tedbir almadan bu 17 yaşındaki Eren'le yanındaki usta çıkarılıyor buraya. Yani gerçekten kamu kurumlarından tutun da özel şirketlere kadar hepsinin ihmali var burada. Ve neticede gencecik insanlar ölüyor. Ben şimdi davaya katılan dava avukatlarından birini buraya çağıracağım. Alp Tekin hocamızı. Kendisi bize duruşmayı değerlendirecek. Herkese merhaba. Adalet arayan işçi ailenin gönüllü hukukçularından Alp Tekin Hoca benimse. Aslında Eren Eroğlu vakası İstanbul kentinin ortasında düpedüz işlenmiş bir cinayet. Kendi işvereninin sorumsuz davranışları ve iş güvenliği tedbirlerini almamasının yanında açıklandı burada. Kamu kurumlarının da çok ciddi sorumluluğu var. Bu konuda duruşmada özellikle bu yüksek gerilim hattını oradan geçiren elektrik idaresi alanı şirketini, bunun dışında oraya ruhsat veren belediye başkanlığı ve ilgili imardan sorumlu müdürün ve hastane yetkililerinin bu yargılama dahil edilmesi, en azından burada ifadelerin alınması için talebimiz maalesef karşılık bulmadı. Sadece Eren Oğlu'yu çalıştıran şirket ve onun sorumluları yargılanıyor. Yani şunu söylemek isterim, bu bir iş organizasyonu ve bu organizasyonlarda biz eğer bu tip davaları bu adaletin gerektiği gibi tecelli etmesi ve bütün sorumluların yargılanmasını sağlayabilirsek belki bir daha bunlar yaşanmayacak. Biz daha sağlıklı ve güvenli bir toplumda yaşamış olacağız. Tek kaygımız bu. Ama sonuçta bu hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz. Ben de basın mensuplarına teşekkür ederim.
yani desteğe gelen bütün basın mensuplarına ve gönüllü herkese teşekkür ediyoruz.